Nazan, bu ne Allah aşkına? Poğaça, börek filan. Ya kahvaltınızı bir pastanede yapamadınız mı? Hayatım, söyledim söyledim ama ısrar ediyor kardeşin. Anne söyledi. Bazoy söyledi. 50 kere söyledi. Dinlemiyor ki. Erken çıkmış fırından. 3 dakika daha kalsaymış, efsane olurmuş. Ben bir çay daha içeceğim. Var mı lütfen? Ümit delirme Allah aşkına ya. Çay bahçesi mi burası yahu? Burası karakol. Karakol resmi daire. O karakoldakilerin hepsi arkadaşım abla. Bana bak. Orası resmi daire. Arkadaş olduk biz. Kaynaştık. Ümit beni delirtme. İşte göreceğiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Ümit'im sağ olasın biraderim ya. Yine poğaça, börek bir sürü şey yiyormuşsun buraya. Estağfurullah komiserim. Hep sizler için. Siz olmasanız. Çayları tazelesinler mi? Yok. Çok iyi olur komiserim ya. Benimkini biliyorsunuz zaten şimdi. Tamamdır. Orta demir. Sinan, misafirlerimize çay söyle. Koskoca komisere çay ısmarlatıyor kardeşin. Görüyor musun? Hı. Görür mü? Arkadaşım deyip durma adama. Komiser o. Merhabalar. Merhaba. Savcım. Hakim Hanım merhaba. Merhaba. Ben Savcı Tuncay Kavur. Biliyorum, biliyorum, tanıyorum. Merhaba, hoş geldiniz savcım. Merhaba. Ailem. Memnun oldum. Merhabalar. Hoş geldiniz savcım. Savcı ne yapıyor şimdi içeride? 100 defa söyledim. İfadesini alıyor. Tutuklayacak mı ablamı, ne yapacak? Ya dayı. Sus. Ne biçim konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ya endişeleniyorum ama ya. Sus. Nasılsınız Hakim Hanım? Teşekkürler Sayın Savcım. İyiyim. Arkadaşlar bana çok iyi baktılar. Sağ olsunlar. Gözaltında olduğumu bile anlamadım. Gözaltı. Ben de onun için geldim. Serbestsiniz. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Adliyemiz adına sizden çok özür diliyorum Hakim Hanım. Size yapılan bu muamele ne kanuna uygun, ne teamüle uygun, ne de akla uygun. Ama Hakim İsmet böyle bir insan. Evet, arkadaşlar anlattılar. Evet, ilginç bir arkadaşmış. İşin peşini bırakmaya da niyeti yok. Size iftira davası açtı. Ah. Buyurun. O önce kendini kurtarmaya çalışsın. Dava açmak sonraki mesele efendim. Gerekli tüm deliller burada sarcım. Vallahi ben İsmet'in yerinde olsam hemen kaçardım. 5 sene bir kadınla gizli bir ilişki yaşamak ne demek? Üstelik 500 bin doları da sevgilisinin hesabına yatırtmış enayi. Tuncay'cığım, biz nasıl ilerleyeceğiz şimdi? Bunu bir konuşalım istersen. Maddi manevi tazminat davası aç. Manevi ne isteyelim? 1 milyon isteyelim. Ne yaptınız hakim bey? 1 milyon çok. Ya biz isteyelim, mahkeme kessin. Hayırdır savcı bey? Ne oluyor böyle dingonun ağrına girer gibi? İsmet bey tutuklusunuz. Anlamadım. Ne demek oluyor bu savcı bey? Avukat hanım siz karışmayın, buyurun oturun. Görmekte olduğunuz davada tarafların birinden rüşvet aldığınız tespit edildi. Ne demek istiyorsunuz siz ya? Tutuklusunuz. Alın hakim beyi. Bunun hesabını soracağım size. Yağmur da başlamış. Evet, fark etmemişiz. Ay çok güzel. Sever misin bu havayı? Çok. Ha? Evet. İzmir'de de çok güzel olur. Sonbahar. İzmir'de yağmur bitmez ki hiç. Evet, bir başladım, evet. Ama burada da güzelsin. Sezai, seni çok yorduk değil mi? Yani önce oğlum, sonra ben çok yorduk. Böyle konuşma, tamam mı? Kırılırım. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bir sorun vardı, çözdük Güzide.
Bu kadar işte, tamam. Tamam. İstanbul'a ne zaman geleceksin? Önümüzdeki ay birkaç gün daha buradayım. Niye sordun? Yemeğe gelirim demiştin ya, yani belki ha. O zaman gelirsin. Gelir misin? Gelirim tabii, niye gelmeyeyim? Tamam. Menemen yaparım. Ne diyorsun? Ya aşk olsun, unuttum mu sandın? Menemeni sevdiğini biliyorum. Evet, ya, menemen olunca akan sular durur. Evet. O zaman kesin. Soğanlı yapayım. Hayır asla, asla. Soğanlı olmaz menemen. Şimdi? Olmaz, olmaz. Yapma, yapma. Bak biliyorsun bu huyumu. Sinirlendirme beni, biliyorsun. Yapma. Soğanlı olmaz menemen. Hayır, hayır. Hayır. Tamam, bir şey yok. Tamam. Menemen benim kırmızı çizgim. Hayır. Peki. Şimdilik hoşça kal. Kendine iyi bak. Sen de. Şimdilik.